Herkese merhabalar arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün VPS Office uygulamasının yani yeni sürümünün maalesef üzerinde Çince ve İngilizce dilleri mevcut. Ancak Türkçe dil sadece eski sürümlerinde etkili oluyordu. Yeni sürüme uyarlayınca bazı sorunlar alıyordum ben kendim bizzati. Ancak Türkçe dil paketinde ufak değişiklikler yaparak sorunu aştım. VPS Office'in 2019 yeni versiyonu, hatta sitesine bakalım. Evet arkadaşlar, sitesine girdik. Yeni versiyonu. Linux versiyonu, işte Windows, Mac ve PDF farklı uygulamaları da var. Biz tabi şu anda Linux işletim sistemi üzerinde olan değişikliği uygulayacağız. Türkçe dil değişikliğini yapacağız. Ben daha belki VPS Office'in 10 serisi yani 2016 versiyonu olanını videosunu anlatmıştım. Burada o farklı bir içerikte uygulama yani Türkçe dil paketi farklı dizine ekleniyordu. Ancak yeni versiyonda yeri değişmiş. Onun için bu videoyu anlatma gereksinimi duydum. İhtiyaç da vardı zaten. Şimdi arkadaşlar VPS Office'i hangi platformu kullanıyorsanız tabii ki Linux olacağı için Linux download kısmına tıklıyoruz. Arkadaşlar biz şey kullananlar Debian, Ubuntu, Mint ve benzeri dev paketi indirmek için burayı, RPM paket yönetimi kullanan işletim sistemleri için Fedora, Red Hat, Arch Linux vesaire bu paketi indiriyoruz arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız olan bu paket. Dileyen bu şekilde indirip kurabilir. Dileyense işletim sistemlerinin yazılım merkezlerine girerek arama yapalım buradan. VPS. Evet arkadaşlar. VPS Office'in 2019 versiyonu burada da mevcut. Farklı yükleme metotları da var tabii. Synaptic Packet Manager üzerinden de dileyen kurabilir. Bu şekilde de kurabilirsiniz veya biraz evvel gösterdiğim gibi paketi direkt indirip MS konsol üzerinden terminal açarak, ben daha evvelden indirdim dev paketini, bu şekilde yükledim. Konsolu açıyoruz arkadaşlar. Dev paketini yüklemek için sudo dpkg boşluk tre i yapıp indirdiğimiz setup paketini sürükleyip bırakıyoruz. Enter'lıyoruz arkadaşlar. Şifremizi giriyoruz ve kuruyoruz daha sonra. Yükleme metodu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yüklü olduğunu farz ediyoruz. Zaten yükledim ben. İlk önce Office programını açalım. Şu anda sıfır yükledim arkadaşlar. Bu ekran geldi karşıma. Confirm ediyorum. Evet, gördüğümüz gibi uyarılar geldi. Bu raporlama do not report again. Bunu kapatalım, bir daha çıkmasın. Evet arkadaşlar, şimdi İngilizce olarak karşımıza geldi. Kapatalım bu ofis programı. Şimdi Türkçe yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle benim hazırladığım Türkçe dil paketi burada. Bunu ben upload ettim. Linkini videonun altına ekleyeceğim zaten. Fazla karıştırmadan en iyisi şöyle yapalım. Office 6 dizinine sağ tıklayıp kopya yapıyoruz arkadaşlar. File System bölümüne giriyoruz. File System bölümünden VPS Office'in yüklü olduğu dizin olan OPT altına giriyoruz. Kingsoft dizinine giriyoruz arkadaşlar. VPS Office dizinine tekrar tıklıyoruz. Burada gördüğümüz gibi Office 6 var. Ancak arkadaşlar bu dil dosyasını yani Office 6 dizinini buraya kopyalamamız için root haklarıyla giriş yapmamız gerekiyor ki ancak bunu copy paste edelim. Ben rootas yani root olarak giriyorum. Şifremi girdim. Şimdi aynı dizine root olduğum için burada da ibaresi belli. Bunu buraya kopyalayacağım arkadaşlar. Sağ tık yapıyorum. Copy paste edeceğim şimdi.
Replacıoğlu değişikleri tümünü onayladım. Kapatıyorum şimdi arkadaşlar. VPS Office'i tekrardan açıyorum. Buradan arkadaşlar New Tab deyip yeni bir tane açalım. Evet. Şu anda Word belgesi açtık. Burada hemen üst sağ üst köşede Change Language bölümü var. Bu butona tıklıyoruz. Follow System Locally tikini kaldırıyoruz. Burada gördüğümüz gibi Türkçe var arkadaşlar. Türkçe'yi seçiyoruz. Sonra OK deyip tekrardan başlatıyoruz arkadaşlar VPS Office'i. Ben buradan kolaylık olsun diye daha önceden hazırladığım kısa yolları var. Bir tane Word belgesi tıklayayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Türkçe oldu, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta dile bakalım. Evet arkadaşlar. Evet, yenileyecek olursak arkadaşlar ofis programımızı daha evvelden indiriyoruz kendi sitesinden. Biraz evvelki komutları göstermiştim. Yine gösteririz, fark etmez. File sistem altına giriyoruz. OPT, Kingsoft, VPS Office. Buradaki masa üzerindeki dil paketini, linkini vereceğim, indirdiğiniz zaman Office 6 dizinini buraya copy paste ediyoruz. Nasıl ediyoruz arkadaşlar? Root haklarıyla giriş yapıyoruz. Ondan sonra root olarak girdiğimizde bize buraya dosyayı ekleme hakkı veriyor arkadaşlar. Buraya paste ediyoruz arkadaşlar. Kullandığınız Linux işletim sistemi hangi dosya form şey uygulamasını kullanıyorsa, ben şu anda XFCE'yi kullandığım için bende şey var, Tuner var arkadaşlar. Sizde farklıysa konsoldan root haklarına o şekilde giriş yapabilirsiniz su komutuyla. Türkçe dil paketi ekleme şekli böyleydi arkadaşlar. Sonradan kendimiz dileyen İngilizce de değiştirmek için kullanabilir, değiştirebilir dedi. Bir de arkadaşlar home dizinin de Ctrl H yapıp burada da config altında, configuration altında Kingsoft'un kendi ayarları var arkadaşlar. Hatta VPS configuration'ı açalım. Pardon, bu değildi, yanlış açtık. Office Conf şu olacaktı sanıyorum. Evet. Burada Ctrl F yapıyorum. Language yazıyorum. 1 F3. Evet. Default yani 10.55. Code yani Türkçe seçili olduğunu burada görmüş olduk. Bunu da kapatalım. Bu dil paketini arkadaşlar ben upload ettim. Dileyen indirebilir. Aynı şey yöntemi videoyu izleyerek uygulayabilir. Ben notları da yazarım videonun altına. Windows ve diğer işletim sistemlerinde de yapmak isteyenler bu dil paketini kullanabilirler arkadaşlar. İşe yarar. Zaten dil paketi üzerinde bazı çıkartmalar yaptım. Ana dil dosyası ve sözlük, Türkçe sözlük dosyası burada. İmla denetimi, Türkçe dil denetimi. Dolayısıyla Windows veya Mac işletim sistemlerine de bu dil dosyasını ilgili dizinleri kullanarak, dil dosyası dizinlerini kullanarak da ekleyebilirler arkadaşlar. Zaten değişimini gördük. Biraz evvel açtım. Tekrar açalım yenilemek adına. New Tab diyelim. Burada sağ üst köşede dil değişimi için sadece zaten İngilizce geliyor. Türkçe eklemiş olduk. Bu Follow System Locally kaldırıyoruz. Daha sonra kullanacağımız dili seçip OK diyoruz arkadaşlar. Sistemi burada da söylüyor. Restart ediyoruz. Evet arkadaşlar, VPS Office'in yeni sürümünün sürümüne Türkçe dil ekleme şekli böyleydi arkadaşlar. Bu dil ekleme isteği bir arkadaşımızdan geldi bana. Daha evvelden gelmişti de ben zaman bulup bir şekilde üzerine çalışamadım. Ancak fırsatını bulup çalıştım. Şu anda sorunsuz olarak neredeyse yani %95'e yakın Türkçe dil desteğiyle kullanma şansı veriyor VPS Office. Bildiğiniz üzere Microsoft Office'in
neredeyse birebir kopyası gibi bir ofis programı. Mesela alternatif tabii ki birçok ofis programları da var. Ne var? İşte SoftMaker'ın Free Office programı var. Onda zaten birçok dil var, multilanguage, Türkçe de dahil olmak üzere. LibreOffice var zaten, onu biliyoruz uzun yıllardır. Ama mesela burada oluşturduğum, hatta Saatık'ta da var. Bu belgeleri de upload edeyim. Unuttum onları. Onları da upload edeyim. Bunlar arkadaşlar, ben kendim hazırladım. Kopyalayıp Home dizinin altına girelim. Sizin kendi kullanacağınız kontrollaş yapıp. Templates, yani şablonların altına paste edin arkadaşlar. Burada bunu buraya eklediğimizde, eğer ki Çince, yani WPS Office yüklemesi sonrası burada farklı dillerde kısa yollar varsa hepsini silin veya siz bilirsiniz, silmeyin, fark etmez. Sağ tık arkadaşlar burada düzenli bir şekilde eklenmiş de oluyor aynı zamanda. Masa üstüne de ben kendim oluşturdum. İşim olduğu zaman buradan kullanıyorum. Zaten WPS Office'in PDF çalışma özelliği de var. PDF dosyalarını okuma, düzenleme özelliği de gelmiş. Var yani. Dolayısıyla gerçekten kullanışlı bir ofis programı arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki kafanıza takılan bir sorun olursa, problem, herhangi bir şey gelişirse videonun altından yorum olarak belirtirseniz ben yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben ve uzman diğer arkadaşlar da yorum olarak yardımcı olurlar zaten. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.